Evet. Savaşın %100 gerçekleşmeye herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha sonra ne diyeyim? İyi dileklerinizi, tebrikleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yarın Allah izin verirse ailemizin yeni üyesiyle birlikte kendi evimizde olacağız. Doğal olarak da ofis ortamında hemen Bitcoin'i daha teknik bir şekilde analiz ederek yeni bir video sizlerle paylaşacağım ama öncesinde piyasada kendinizi yalnız hissetmemeniz adına kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Değerlendirmeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın dostlar. Şimdi Bitcoin'in 4 saatlik setuplarda baktığım takdirde yükselen trend olan 31 bin dolar ve 31 bin 200 dolar direncini bir türlü kıramadık. Bu direncin üzerine çıkmayı başarabilirsek 31 bin 500'de minör bir direncimiz var artık. Bunu kırmaya çalışıyoruz. 31 bin 500'ü kırdığımız takdirde hiçbir problem yok. Şimdilik 4 saatlik de piyasayı takip etmeye devam ediyorum. 29.978 hala daha önemli bir destek. 31.500 de önemli bir direnç. Ama 31.500 öncesinde yükselen kanaldaki trendi kırabilirsek bir long işlem denemeyi düşünüyorum. Bugün bir long işlem denedik ve muvaffak olamadık. Stop olduk. Önemli değil. Stop olduğumuz takdirde paramız cebimizde. Hiçbir problem yok. Saatlik olarak Bitcoin'in volatilite yaratması çok normal. Saatlik de piyasa yarattığı volatilite de kaldıraç fırsatı veriyor ama o kadar kısa bir fırsat veriyor ki o kârı alıp çıkabilmek kolay değil. Genel olarak da silkeliyorlar zaten. Şimdilik beklemeye devam edeceğiz. Acele edeceğimiz bir durum yok. Belki gece 3 kapanışı iyi gelirse daha güzel bir fırsatta piyasada yeni şeyler deneyebiliriz. Spot piyasa ile ilgili zaten hiçbir sıkıntımız yok. Onları bekliyoruz. Elimizdeki projeleri tutmaya devam ediyoruz. Ben Fed her ne kadar 25 bas faiz uygulayacak olsa da piyasanın 35 bin dolara gideceğine inanan taraftayım. Yarın enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyon verisi çok önemli olacak. Eyvallah. Belki bir volatilite yaratacaklar. Bir kere daha 29 bin belki 29 binin daha da altında bir fiyatlanma da görmemize neden olacaklar ama kaldığı yerden hemen Fed'den önce hatta enflasyon verisinden sonra yaratıldan bu volatiliteden sonra piyasanın kaldığı yerden yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Benim açımdan bir sıkıntı yok şimdilik piyasada. Yarın çok daha detaylı bir teknik analizle güzel bir video paylaşacağım sizlerle. Perşembe günde kendi yayın saatimizde canlı yayında olacağız dostlar. Gönülden seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Güzel yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Daha fazla ayrıcalıklardan yararlanmak için katıl butonuna basmayı unutmayın. Kaldıraç işlemlerde bizimle birlikte işlem açmak istiyorsanız da katıl üyeliğinde Big Boss bölümünü tercih etmeniz gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.